Evet, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıcının ilk yıl dönümü anısına Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu da bir sergi düzenledi. Savaşın başından sonuna kadar hafızalara kazınan pek çok kareye yer verildi sergide. Ayrıca sergiye katılanlar arasında bu savaşta canını ortaya koyan, cephede mücadele ederken yaralanan gaziler de vardı. Kimi Gence'de sivillerin bombalanmasını, kimi Şuşa'ya zaferin ardından ilk girişi gösteriyor. Bu karelerin hepsi Azerbaycan'ın işgalci Ermenistan'a karşı kazandığı vatan savaşından geriye kaldı. Azerbaycan 30 yıldır işgal altında olan topraklarını 44 günlük bir mücadelenin ardından kurtardı ve üzerinden tam bir yıl geçti. Savaşın başından sonuna kadar hafızalara kazınan o anlarsa İstanbul'daki fotoğraf sergisinde yer aldı. Azerbaycan İstanbul Başkonsolosluğu'nun düzenlediği sergi, iki kardeş ülkenin milli marşlarının okunmasıyla açıldı. Şehitlerin anısına saygı duruşu yapıldı. Azerbaycan'da cephede canını ortaya koyan gaziler de sergiyi gezdi. Verdikleri mücadeleyi bir kez daha hatırladılar. Kimi gözyaşlarını tutamadı. Suqovşan etrafında yaralanmışam. Bugün de anım günüdür. Ona görə də bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin deyirəm. Erməni düşmənləri vandalizmi xatırlatdı. Suqovşan ətrafında, Murovda, Ağdərə istiqamətində gələn döyüşlərdə iştirak 1 oktyabr tarixində belə deyim, mühasirəyə düşdü. 2 güllə yaralanması omuzum, sinimdən və ayağımdan aldığım güllə nəticəsində yaralandım. Bir çox qardaşlarımız orada, döyüşçü qardaşlarımız şəhid oldu. Allah'tan bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Azerbaycan Başkonsolosu Narmine Mustafayeva da 2. Karabağ Savaşı'nın önemine dikkat çekti. Bu bizim milli ve regional tarihimizde misli görünmemiş, benzeri olmayan bir sayfadır. Bu bizim şanlı tarihimizin en parlak sayfasıdır. Bugün biz müharibede canlarından, kanlarından geçmiş, özlerini feda etmiş kahraman şehitlerimizin ruhunu yad etmek için, hatırasını yad etmek için burada toplaşmışız. Programa katılanlar arasında Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği Büyükelçisi de vardı. Şanlı Azerbaycan askerinin üstün cesaretiyle verdiği 44 günlük vatan savaşı sonrasında hak sahibine ulaşmış, adalet yerini bulmuştur. Sergiyi gezenler de tarihe geçen o karelere gururla baktı. En çok bu kareyi sevdim. En çok bu karede duygulandım. Gence'deki, Berde'deki fotoğraflar bizi daha çok etkiledi. Bildiğiniz kadarıyla oraya bomba düşmüştü. Bir saldırıda bulunmuşlardı haince. Zafer'in 1. yıl dönümünde kahraman gazilerden birine de doğum günü sürprizi yapıldı. Benim anam vatansın doğmuş. Ben onu bilmiyordum, sonradan öğrendim.